Bugün hukukun temel kavramları dersimizde ikinci ünitemizde hukukun kaynakları ve uygulanması konusunu yapacağız. Hukukun kaynağı dediğimizde hukukun ilk ortaya çıkış hali durumunu kastediyoruz. Yani nereden kaynaklanıyor hukuk? Yine hukukun uygulanması konumuz var buna ek olarak. Ben size yani dersimizin özeti şeklinde bir sunum yapacağım tabii bugün. Yani ikinci ünitenin özeti şeklinde bir sunum yapacağım. Sınavlar için bu sunumu kullanmanız hani size yardımcı olacaktır ama asıl hani yapmanız gereken tabii üniteyi çalışmak kitaptan. Ünitenin her bir yerinden sorumlusunuz. Her konusundan, her cümlesinden sınavda sorumlusunuz. Onu bir daha hani belirtelim. Şimdi arkadaşlar, hukukun temel kavramları dersimizde yavaş yavaş tüm hani hukukun günlük hayatta karşımıza çıkabilecek konularına değiniyoruz aslında. Tabii ki daha pek çok konusu var. Yani hukuk fakültelerinde bu ders tabii 4 senede görülüyor. Her bir dönemde hesaba kattığımızda 8 dönem ediyor. Biz bütün hani hukuk fakültesinde gördüğümüz hukuk derslerinin özeti şeklinde hani kavramlar üzerinde size olan bu dersimizde duruyoruz. Çok özet bir bilgi geçiyoruz. Yani bir hukuk kavramıyla karşılaştığınızda onun ne demek istediğini sadece dersimizde öğreniyorsunuz. Kesinlikle ayrıntılı değil. Yani çok yüzeysel aslında. Ama yüzeysel olsa da size hani herhangi bir hukuk kaynağında karşılaşabileceğiniz terimlerde hani bunu zorlanmadan anlayabilecek hale geleceksiniz. Yani sadece neden bahsettiğini bu kavramın anlayacaksınız. Yani derinlemesine ayrıntılı bilgi ise tabii ki ancak hukuk kitaplarında bulabiliyorsunuz. Örneğin bir medeni hukuk dersinde ya da bir borçlar hukuku dersinde, bir ticaret hukuku dersinde ya da ceza hukuku dersinde ancak ayrıntılı bilgiye rastlayabilirsiniz ve yine ayrıntılı bilgiyi tabii o kavramla ilgili olan kanunda bulabilirsiniz. Örneğin işte kişiler hukukuyla ilgili kişilik haklarına diyelim ki saldırıyla ilgili bir problem olduğunda bunu ancak medeni kanundaki bilgiler doğrultusunda hani hukuk bilgisine ulaşabilirsiniz. Ya da medeni hukuk kitaplarında ulaşabilirsiniz. Ama hani bizim ilerleyen dersimizde örneğin kişilik hakları ile ilgili size açıklamalar yapacağız. Sonuçta bir ışık tutacağız hani medeni hukuk bilgilerine. Bu anlamda tabii ki temel bir ders olma özelliği var dersimizin. Şimdi hani dersimizin başlama saati de geldi. Geçelim dersimize arkadaşlar. Herkes hazırdır umuyorum ki. Şimdi bir daha tekrarlayayım. Bugün ikinci ünitemizi yapıyoruz ve konumuz hukukun kaynakları ve uygulanması. Ne göreceğiz bu derste arkadaşlar? Ekranda da hani herhalde hepiniz ulaşıyorsunuz. Bir kaynak kavramı ne demektir? Yine pozitif hukukun kaynakları nelerdir? Hukuk kuralların türleri nelerdir? Yine kanunların uygulanmasına ilişkin bir takım ilkeler. En son da hakimin uygulayacak bir hukuk kuralı bulamaması halinde örneğin hukuk yaratması olayı var. Bu ne demek? Ne zaman hakim hukuk yaratma yoluna gidebiliyor? Bunu göreceğiz. Yine bunun dışında diğer bir hakimle ilgili olan durum hakimin takdir yetkisi konusu var. Bu ayrı bir şey yani. Hakimin takdir yetkisi ayrı bir şey. Hakimin hukuk yaratması tabii ki ayrı bir şey. Bunları göreceğiz.
Şimdi arkadaşlar, hukukun kaynakları dediğimizde aslında hukukun hani çeşitli sınıflandırması kaynak açısından karşımıza çıkıyor. Örneğin işte hukukun bilgi kaynakları bir türdür bunun için. Yine hukukun organsal kaynakları başka bir türdür ve hukukun biçimsel kaynakları yine ayrı bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Yine hukukun kaynaklarını biz hukukun asıl kaynakları ve hukukun yardımcı kaynakları olarak ikinci bir sınıflandırmaya da tabi tutuyoruz. Bakın bunların hepsi ayrı bir sınıflandırma. Yani o ilk saydığım hukukun bilgi kaynakları, organsal kaynakları, biçimsel kaynakları bu ayrı bir sınıflandırma. Yine ayrı bir sınıflandırma da hukukun asıl kaynağı ve yardımcı kaynağı olarak ayrı bir sınıflandırmaya kaynaklar tabi tutuluyor. Şimdi bir de hukukun uygulanma bakımından sınıflandırılması var. Yani bir kanun uygulanması demek soyut hukuk kuralının somut bir olaya, yani somut bir davaya, somut bir anlaşmazlığa ya da diyebiliriz buna uygulanması hani konusu aklımıza gelmesi lazım. Kanunların uygulanması dediğimizde. Şimdi yine bu dersimizde kanunların zaman bakımından uygulanması, kanunların geçmişe etkisi, yer bakımından uygulanması kanunların ve anlam bakımından uygulanması konularını kısa kısa, çok kısa bahsedeceğim. Ama bunlara ilişkin mesela ayrıntılı bilgi kitabınızda var ve hepsinin hani dikkatli bir şekilde örnekleriyle birlikte sizin tarafınızdan çalışılması gerekiyor. Yani benim size tavsiyem bunları çalışırken örneklerine de dikkat etmeniz. Bir saniye. Şimdi yine hukuku uygularken ne demiştik? Hakimin yetkilerinden de, kimi yetkilerinden de bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi hakimin takdir yetkisi, diğeri de hakimin hukuk yaratması. Arkadaşlar slaytları herhalde düzgün görebiliyorsunuz değil mi? Her bir slayta geçtiğimde onunla ilgili bir problem yaşamıyorsunuz herhalde değil mi? Bir cevap yazabilirseniz bana. Ya da söyleyebilirsiniz. Ekranda bir sorun yok değil mi? Şimdi kaynak kavramı ve hukuktan bahsedeceğiz. Şimdi kaynak içinde demiştik arkadaşlar, bir şeyin ilk ortaya çıktığı halden bahsetmiştik. Hani kaynak ne demektir dediğimizde tamam normal hani günlük hayatta kaynak kelimesiyle sık sık karşılaşıyoruz ama hani hukuksal anlamda kaynak ne demek dediğimizde bir şeyin ilk çıktığı, kaynaklandığı yer, bunu kastediyoruz. Şimdi hukukun kaynağı demek hukuk kurallarının ortaya çıktığı, yani doğduğu biçimi aslında kastediyor. Ve nasıl olabilir bu? Yani hukukun kaynağı açısından biz hani sınıflandırdığımızda hukukun bilgi kaynaklarını, organsal kaynakları ve biçimsel kaynakları kastediyoruz. Şimdi yine asıl ve yardımcı kaynaklar da var ayrı bir sınıflandırmada. Şimdi dikkatli dinliyoruz arkadaşlar. Anlatmaya başlıyoruz bu sınıflandırmayı yaptıktan sonra. Hukukun asıl kaynağı demek bunun hani birinci derecede hukukun uygulanması gereken kurallarını kastediyoruz asıl kaynak demekte. Ve bunu da biz ikiye ayırıyoruz yani asıl kaynakları. Birincisi yazılı kaynaklar, ikincisi de yazısız kaynaklar. Şimdi hukukun yazılı ve asıl kaynakları dediğimizde neleri kastediyoruz söyleyelim. Anayasa, kanun, uluslararası sözleşmeler, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik. Bir daha söylüyorum, hukukun yazılı ve asıl kaynakları dediğimizde birincisi anayasa, ikincisi kanunlar, üçüncüsü uluslararası sözleşmeler, dördüncüsü Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve beşincisi de yönetmelikleri kastediyoruz. Yani asıl ve yazılı kaynak dediğimizde bunlar aklımıza gelmesi lazım. Yine hukukun diğer bir asıl kaynağı var ancak bu yazılı değil. Nedir bu? Örf adet kuralları ya da gelenek hukuku. Nedir gelenek hukuku? Asıl kaynaktır ama yazılı değildir.
Şimdi hukukun yardımcı kaynakları ise içtihat hukuku olarak karşımıza çıkıyor ve içtihat hukuku da bilimsel içtihat ve yargı içtihadı şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda bir de ayrı bir konu var. Bu da çok önemli ki normlar hiyerarşisi yani hukukun kaynakları, asıl kaynakları ve yazılı kaynaklarıyla ilgili bir kavram normlar hiyerarşisi. Nedir normlar hiyerarşisi? Bunu söyleyelim. Aslında özet olarak en üstte en etkili olan kanunun bulunduğu ya da hukuk kuralının bulunduğu, asıl kaynağın bulunduğu ve aşağıya doğru bu piramit şeklinde sıralanan kuralların bulunduğu, hukukun kaynaklarının bulunduğu bir piramit aklımıza gelmesi gerekiyor normlar hiyerarşisinde. Şimdi karar arpası hukuk sisteminde yazılı hukuk kuralları hiyerarşik bir yapı içinde tabii. Bu piramit de bize bu hiyerarşik yapıyı zaten anlatıyor. En üstte anayasa var bu piramitte ve kaynaklar itibariyle aşağı doğru indikçe hani en üstte en etkili olan ve en kendisine uyulması gereken kuralın olduğunu düşünürsek aşağı doğru bu kuralların kaynak açısından diğerlerine oranla hiyerarşik bir yapı içinde olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şimdi bu hiyerarşik yapılanmada bu piramidin üstüne doğru çıktıkça daha genel, daha soyut ve daha güçlü hukuk kuralıyla karşılaşıyoruz. Ama aşağı indikçe de bunun tam ters bir durumla karşılaşıyoruz piramitte. Şimdi normlar hiyerarşisinde o halde en üstte anayasa var. Onun altında uluslararası sözleşmeler var. Onun altında kanun var. Onun altında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. Onun altında da yönetmelik var. Bizim hani dikkat etmemiz gereken nokta bu piramitte en üstteki kurala onun altındaki kuralın aykırı olmaması gerektiği ve biz buna bu hiyerarşik yapılanmaya normlar hiyerarşisi dediğimizi unutmayacağız. Örneğin kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Yani aşağıdaki hiçbir şey anayasaya aykırı olamaz. Şimdi anayasa hukukun tabii ki asıl kaynaklarından ve devletin temel yapısını, kişilerin hak ve ödevlerini ve devlet organlarının işleyişini düzenliyor. Bunun düzen yani bütün bu saydıklarımızın düzenlenişini işte esas olarak inceleyen kurallar bütün olarak karşımıza çıkıyor. Anayasa ile ilgili çok ayrıntılı bilgi var kitabımızda. Bunları çalışmanız gerekiyor. Şimdi anayasayı biz en genel, en soyut, en güçlü hukuk kurallarının oluştuğunu belirtebiliriz. Şimdi anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını ya da devletin bütün idari makamlarını ve diğer bütün kişileri, halkı ve bütün kuruluşları bağlar diyebiliriz ve bizim örneğin Türk hukukunda bugüne kadar hani yapılmış olan anayasaları sıralandırın diye bir soruyla karşılaştığımızda neleri sayabiliriz? 1876 Anayasası, 1921, 1924, 1961 ve 82 anayasaları sayabiliriz. Şimdi bugün yürürlükte olan anayasa 82 tarihinde halk oylamasıyla kabul edilerek yürürlüğe konduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki geniş çap değişikliklere uğramıştır anayasa. Diğer anayasalarda tabii değişikliğe uğrayabiliyor. Ülkeden ülkeye değişiyor ama örneğin sert anayasalar daha zor değiştiriliyor. Yumuşak anayasalar daha kolay değiştiriliyor. Şimdi anayasalar devrim, hükümet darbesi, savaş veya benzeri olağanüstü durumlarda ortaya çıkan asli kurucu iktidarlar tarafından yapılıyor arkadaşlar. Normlar hiyerarşisinde anayasanın hemen altında yer alan düzenlemeler uluslararası anlaşmalar olarak karşımıza çıkıyor. Yine buna ilişkin bilgi de ayrıntılı bilgi de kitabımızda var. Onlara da dikkatli çalışalım lütfen. Şimdi uluslararası anlaşmalar iki veya daha fazla devlet tarafından imzalanmış ya da akdedilmiş olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabulünün ardından Cumhurbaşkanınca onaylanıp resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bağlayıcı kurallar olarak karşımıza çıkıyor. Ve şunu belirtmeliyiz ki bizim Türk Anayasası'na göre usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş uluslararası anlaşmalar kanun hükmündedir diyebiliriz.
Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bizim ülkemizde hani onaylanıp yürürlüğe girmesi kabul edilen uluslararası anlaşmalar kanunlar gibi resmi gazetede yayınlanıyorlar ve kanunlar gibi etki yapıyorlar ve dolayısıyla tüm mahkemeleri ve tüm idari makamları ve herkese bağlıyor bu uluslararası anlaşmalar diyebiliriz. Şimdi bir uluslararası anlaşmanın geçerlik ve bağlayıcılık kazanabilmesi için tabii bizim meclisimizin bunu onaylanmasını bir kanuna uygun bulması gerekiyor. Bunun için de ayrı bir kanun olması gerekiyor. Ve tabii yine bu uluslararası anlaşmanın Cumhurbaşkanı onayına sunulması ve resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Eğer bu şekilde bu süreci geçebilirse bir uluslararası anlaşma kanun niteliğinde. Şimdi uluslararası anlaşmaların bazıları ise hani yapılmasında acil ticari ya da ekonomik açısından örneğin gereklilik arz eden bir takım uluslararası anlaşmalar kanunla uygun bulmadan da hani istisnai olarak bunlar da yürürlüğe girebiliyor. Şöyle ki anayasaya göre ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yıla aşmayan anlaşmalar devlet maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek ve yine kişinin hallerine ve Türklerin yabancı memleketindeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla bu şartları saydık. Bunlar aklımızda olacak. Sırf yayınlanmakla yürürlüğe girebiliyor bu tip uluslararası anlaşmalar. Normlar hiyerarşisinde arkadaşlar uluslararası anlaşmaların altında kanunlar yer alıyor. Kanunlar yetkili organ tarafından yazılı olarak çıkarılan ve bu adı taşıyan yani kanun adını taşıyan ve şu özellikleri taşıyan hukuk kurallarıdır. Geneldir kanunlar arkadaşlar, süreklidir ve soyutlardır. Özellikleri bunlar. Şimdi kanun çıkarmaya yetkili organ ülkenin yönetim biçimine göre değişebiliyor. Ülkemizde uygulanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu organ Türkiye Büyük Millet Meclisi. Şimdi yazılı hukukun uygulandığı ülkelerde bu arada Türkiye'de de kanunlar yazılı olarak çıkartılıyor. Yani Kara Avrupa'sı hukuk sisteminde ve Türkiye'de kanunlar yazılıdır diyebiliriz kısacası. Şimdi kanunların başlıklarında arkadaşlar mutlaka kanun ifadesinin bulunması lazım. Örneğin medeni kanun, işte Türk Ceza Kanunu, örneğin idari yargılama usulü kanunu ya da Türk Ticaret Kanunu gibi. Şimdi kanunların genel olması demek aynı durumdaki bütün kimseleri ve aynı vasıftaki tüm olayları kapsaması anlamına geliyor. Ancak bir kanunun hani genel olması ve kastettiğimizin ne olduğunun hani hepimiz tarafından bilinmesi gerekli. Aynı vasıftaki tüm olayları, aynı özellikleri taşıyan tüm olayları kapsaması demek bir kanunun genel olması demek. Şimdi kanunlar yürürlükten kaldırılmadıkları sürece sürekli biçimde uygulanırlar. Yani süreklilik arz etmesi bu demek. Peki kanunların soyut olması ne demek arkadaşlar? Şöyle kanunlar belli bir durum ya da olayı değil de olması muhtemelen soyut durumları aslında hani düzenliyorlar. Ve somut olay ortaya çıktığında da buna işte bu kanunların soyut kural dediğimiz kanunlar uygulanıyor. Bu kanunların kimler tarafından teklif edildiğini biliyoruz. Milletvekilleri teklif ediyor. Yine kanun tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görüşme usul ve esasları iş tüzükle meclis iş tüzüğüne düzenleniyor. Şimdi bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi hani tüm işlerde üye tam sayısının en az üçte biriyle toplanıyor. Ve anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar veriyor. Salt çoğunluk ne demek arkadaşlar? Yarıdan bir fazla demek. Yarısı artı bir demek yani toplam sayının. Ancak işte bu meclisin karar yeter sayısının hiçbir şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasına az olamadığını söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi geri gönderilen kanunu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla aynen kabul ederse kanun Cumhurbaşkanı'nca yayınlanıyor. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar meclise geri gönderebiliyor.
Normlar hiyerarşisinde farkındaysanız hani aşağıya doğru piramidin altına doğru iniyoruz. Şimdi kanunların altında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. Ve bunu açıklayalım. Şimdi yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılıyor. Ve Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabiliyor. Şimdi anayasada yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle beni siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemiyor. Yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemeyen bir takım konular da mevcut. Şimdi kanunlar da Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden farklı hükümler bulunması halinde ise kanunlar uygulanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bu durumda hükümsüz hale geliyor. Şimdi Cumhurbaşkanı kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabiliyor. Yönetmelikler hakkında bir de hani bu piramitte normlar hiyerarşisi ile ilgili piramitte en altta yer alan hukukun asıl kaynağı olan yönetmeliklerle ilgili tabii ki bilgi vermemiz gerekiyor. Şimdi yönetmelikler Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanması sağlamak üzere bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelik çıkarabiliyor. Hangi yönetmelik resmi gazetede yayınlanacağı kanunda belirtiliyor. Eğer bir tarih belirlenmemişse resmi gazetede yayınlandıkları gün yürürlüğe giriyorlar. Ama eğer tarih belirtilmişse yönetmelikler o tarihte yürürlüğe giriyor arkadaşlar. Şimdi hukukun asıl kaynaklarını bitirmiş olduk. Şimdi gelenek hukukundan, yani örf adet hukukundan bahsedeceğiz. Hukukun yine asıl kaynağı ancak yazılı değil bunlar. Şimdi hukukun yazılı olmayan ve asli nitelik taşıyan kaynağı gelenek hukuku olarak karşımıza çıkıyor. Ve gelenek hukuku yetkili bir organ tarafından bilerek, istenerek konulmuş olan kurallar değil de toplumda kendiliğinden oluşan, toplumun ruhundan doğan aslında kurallardır. Ve yazılı olmayıp hani toplumun vicdanından, ruhundan doğarlar diyebiliriz. Şimdi Türk hukuku gibi yazılı hukukun uygulandığı ülkelerde çok sınırlı da olsa bazı gelenek hukuk kurallarının uygulanması ve bunların geçerli olması söz konusu. Ancak Türk hukukunda asıl egemen olan yazılı, yani hukukun yazılı asıl kaynakları egemen. Gelelim içtihat hukukuna arkadaşlar. Şimdi gerek bilimsel içtihatlar, gerekse yargısal içtihatlar hukukun asıl ve bağlayıcı kaynağı değil de aslında yardımcı kaynaklarıdır. Ve içtihat kavramı görüşçe de karar anlamına geliyor. Yani içtihat nedir dediğimizde görüşçe de karar anlamına geldiğini bilmeliyiz. Şimdi iki tür içtihat var. Birincisi yargısal içtihat, ikincisi bilimsel içtihat. Şimdi bilimsel içtihat nedir? Hukuk bilginlerinin hukuki konulardaki bilimsel görüş ve yaklaşımlarıdır. Örneğin tezler, işte doktora tezi, yüksek lisans tezi gibi ya da işte hukukla ilgili bir takım kitaplardır ya da bir takım hukukçuların görüşleridir. Bilim adamları olan hukukçular işte inceliyorlar hukukla ilgili konuları ve olması gerekeni görüş şeklinde belirtiyorlar ve buna öğreti de diyoruz biz. Şimdi bilimsel içtihatın türleri şunlardır. Sistematik eserler, makaleler, içtihat değerlemeleri gibi. Yargısal içtihatlar ise mahkemelerin önlerine gelen uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri kararlardır. Hakimlerin kararlarıdır. Bunlar da ileride benzer olaylarda, diğer davalarda işte hakimlerin verecekleri kararlarda bu benzer olaylar emsal, örnek teşkil ediyorlar. Evet arkadaşlar, hani kaynaklar açısından sizi bilgilendirdiğimi düşünüyorum. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi hukuk kurallarının türlerinden bahsedeceğiz.
dikkatli dinlemenizi rica edeceğim. Hani arada konuşma olmazsa, herkes dinlerse daha güzel anlaşılacağını düşünüyorum. Hani herkesin dikkatli dinlemesini isteyeceğim. Şimdi her hukuk kuralı bir emir ya da yasak içeriyor ve bir kanunun bütün hükümleri aynı önemde olmayabiliyor. Bazıları daha etkili oluyor, bazıları daha az etkili oluyor. Şimdi hukuk kuralları uygulama bakımından aslında pek çok türe ayrılıyor ama bizim dersimizde inceleyeceğimiz sadece hukukun emredici kuralları, tamamlayıcı kuralları, yorumlayıcı kuralları, tanımlayıcı kuralları ve diğer hukuk kuralları adı altında toplayacağımız bir takım kurallar. Çok kısa söylüyorum ama hani bunları lütfen ayrıntılı olarak kitapta bulacaksınız. Lütfen onları dikkatli çalışın. Hani not alırsanız hani örnekleriyle birlikte dikkatli çalışın arkadaşlar. Şimdi nedir hukuk kurallarının türleri? Birincisi emredici hukuk kuralları. Bunlar aksi kararlaştırılmayan ve genelde emir kipiyle düzenlenmiş olan kurallardır. Ve yoğunlukla ceza kanunlarında karşımıza çıkıyor. Emredici hukuk kuralları. Gelelim yorumlayıcı hukuk kurallarına, ikinci türe. Bunlar da tarafların iradeleriyle açıkça belirtebilecekleri halde belirtmedikleri konuların açığa kavuşturulmasına yardımcı olan kurallardır. Yani yorum yapılıyor. Üçüncüsü tanımlayıcı hukuk kuralları. Bu da kanunların daha iyi anlaşılması için bazen belli hususların açıkça tanımlanması, anlamının ve içeriğinin belirlenmesi gerekiyor. Dördüncüsü tamamlayıcı hukuk kuralları. Bunlar da tarafların serbest iradeleriyle başka türlüsünü belirtmedikleri takdirde uygulanan kurallardır. Ve diğer hukuk kuralları başlığı altında bir takım kurallar var. Hiçbir gruba girmeyen bazı hukuk kurallarını da bu başlık altında, yani diğer hukuk kuralları başlığında topluyoruz. Şimdi kanunun uygulanmasına ilişkin bir takım esaslardan bahsedeceğiz. Kanun uygulanması demek arkadaşlar, soyut hukuk kurallarının somut olaya uygulanması demektir. Böyle bir uygulamada da hukuk kuralına biz büyük önerme olarak adlandırırız. Somut olayı, yani bir dava ya da bir anlaşmazlığı, küçük önerme olarak adlandırırız ve bunların uygulanması sonucunda da bir vargıya, yani sonuca varıldığını söylememiz gerekiyor. Şimdi kanunların zaman bakımından uygulanması demek, bir kanun ne zaman yürürlüğe gireceğinin kural olarak kanun metninde belirtildiğini kastediyoruz bununla ve kanun kendi metninde belirtilen tarihte yürürlüğe girer diyebiliriz. Şimdi kanunlar kural olarak geçmişi etkilemez ve geriye yürümez ve kural olarak yürürlüğe girdikleri tarihten sonraki olaylara uygulanırlar. Şimdi kanunların yer ve kişi bakımından uygulanmasını anlatacağız. Kanunlar kural olarak ülkenin coğrafi sınırları içinde uygulanır ve bir devletin kanunları o devletin hakimiyet alanı sınırları içinde geçerlidir. Şimdi bir ülke sınırları içinde bulunan herkesi o devletin hukukuna tabi tutma ilkesini biz yerellik ilkesi diyoruz. Bir tane daha ilkemiz var bu konuyla ilgili. Bu da kişisellik ilkesi. Bu da bir kişi nerede olursa olsun vatandaşı olduğu devletin ulusal kanunlarına tabi tutma amacını taşıyor kişisellik ilkesi. Şimdi arkadaşlar, biraz zor bir konu var sırada. Hani bunu hani çalışırken biraz zorlanabilirsiniz ama bir iki okuduğunuzda hani netleşeceğini düşünüyorum. Ben de burada size hani bununla ilgili bilgi vereceğim. Bu da bu konumuzda yorum metotları. Şimdi kanunların yorumu ile ilgili olarak kanunların anlamının belirlenmesine çalışıldığını kastediyoruz. Yani yorum nedir? Kanun anlamının belirlenmesi çalışmasıdır. Adı üstünde yorum. Şimdi kanunlar yapılıyor ve yazılırken zaman zaman bazı belirsiz, şüpheli, açık olmayan ifadeler karşımıza çıkabiliyor. İşte bu durumda bu kanunu anlaşılması için yorumlamak gerekiyor. Şimdi eğer bu yorum yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bizim ülkemizde yapılırsa yasama yorumu oluyor. Yargı organıca yapılan yoruma ise yargısal yorum deniyor. Bilimsel adam, yani bilim adamlarınca, örneğin hukukçularca yapılan yoruma ise bilimsel yorum deniyor.
Şimdi kanunda belirtilen sözleri açıklamak suretiyle yapılan yoruma lafsi yorum diyoruz. Bu tür yorumda kelimelerin sözlük anlamları önemlidir. Şimdi kanun yorumda kanun koyucunun subjektif iradesi dikkate alınırsa tarihsel yorum yöntemi söz konusudur. Hukuk kuralının yorumda ve hukuki uyuşmazlığın çözümünde sosyal gerçekliğe, somut gerçekliğe ve eşyanın tabiatına önem ve öncelik veriliyorsa amaçsal yorum yöntemi ki çağdaş olan yorum yöntemi de amaçsal yorum yöntemidir. Günümüzde hani daha sık başvurulabiliyor amaçsal yorum yöntemine. Ama diğer yorum yöntemlerine de başvuruluyor tabii ki. Şimdi gelelim hakimin takdir yetkisi konusuna. Şimdi arkadaşlar, hakimin takdir yetkisi demek, dikkatli dinleyin lütfen. Türk Medeni Kanunu'na göre kanun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği konularda hakim hukuka ve hakkaniyete yani eşitlik ve adalet ilkesine göre karar veriyor. Şimdi hakimin takdir yetkisini kullandığı durumlarda ortada soyut hukuk kuralı vardır. Ancak hakim bu kuralın sınırları içinde değerlendirme yetisine sahiptir ve hakim olayın özelliklerine göre farklı uygulamalara gidebilir. Hakim takdir yetkisini kullanması halinde o halde arkadaşlar ortada bir soyut hukuk kuralı var ama hakim takdirde bulunuyor. Yani adalete, eşitliğe, hakkaniyete göre karar vermek durumunda ve tabii ki hukuk kurallarını uygulamak, devreye sokmak durumunda. Hakim takdir ederken, takdir yetkisini kullanırken. Peki diğer bir durum hani hakimin hukuk yaratması durumu. Şimdi Medeni Kanun 1. maddesinde hakkında uygulanabilecek kanun hükmü ya da örf ve adet kuralı bulunmayan konularda hakim kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre hüküm verir deniyor. Şimdi bu önemli arkadaşlar bir daha ben hani söyleyeceğim. Türk Medeni Kanunu 1. maddesinde bu hakimin hukuk yaratmasıyla ilgili kural düzenler. Şöyle ki hakkında uygulanabilecek kanun hükmü yani ne demek bu asıl hukukun asıl kaynağı. Kanundur ya, kanunda hani hukukun asıl kaynaklarındır. O halde bu asıl kaynağı rastlayamıyorsak ya da örf adet kuralı, bu da asıl kaynak ama yazısız kurallar. İşte bunların bulunmadığı konularda hakim bakıyor ki hiçbir hukuk kuralı yok. Ne yapacak? Bu durumda hakim adeta kendisi kanun koyucuymuş gibi davranmak zorunda kalacak. Yani eğer kendisi hukuk kuralı koyuyor olsaydı nasıl bir hukuk kuralı yaratır? Buna göre karar vermek durumunda. Mecburen hukuk yaratmak durumunda kalıyor hakim yani. Şimdi hakim hakkı kaçamıyor tabii ve özel hukuk bakımından hakim önüne gelen bir uyuşmazlıkta çözüm için eğer herhangi bir hukuk kuralına ulaşamazsa ne yapacak? Kıyas yapacak. Yani benzer hükümleri uygulamayı deneyecek. Ve bilimsel ve yargısal içtihattan yararlanabilecek ve gelenek hukukuna da başvurabilecek bu anlamda. Eğer bu yollarla sonuca ulaşamazsa işte o zaman bu slayttaki başlığımız olan işte hakimin hukuk yaratması devreye girecek ve kanun koyucu olsaydı nasıl çözecek bu sorununu ya da bu davayı? Hukuk yaratarak çözmek durumunda tabii. Yalnız arkadaşlar yine altını çiziyorum. Çok çok önemli bir konu. Lütfen dikkatli dinleyin. Hakimin hukuk yaratması her türlü konuda olabilecek bir şey değil. Şöyle ki Türk Ceza Kanunu'nda yani ceza hukuku ile ilgili kurallarda asla ve asla hukuk yaratılmıyor hakim tarafından. Yani yasak. Şöyle ki ceza hukukunda kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi hakim bizim hukukumuzda. Ne demek bu? Hakimin hukuk yaratmaması. Yani hakimin hukuk yaratmasının asla söz konusu olmaması demek. Anlaşılmıştır herhalde arkadaşlar anlattıklarımız. O halde hakim ceza hukukunda hukuk yaratamıyor. Sıklıkla nerede yaratıyor? Yani kamu hukuku konularında hakimin hukuk yaratması olayı
Ya hiç yok diyebiliriz. Ama özel hukuk alanında yani medeni hukukta, ticaret hukukunda, iş hukukuyla ilgili bazı konularda, medeni usul hukukuyla ilgili bazı konularda, borçları hukuk alanında hakim hukuk yaratabiliyor arkadaşlar. Şimdi konularımızı bitirmiş olduk arkadaşlar. Hani soru cevap kısmına geçiyoruz dersimizde. Sorduğum soruların cevaplarını yanıtlamanızı bekleyeceğim. Şimdi birinci sorumuz şu. Gelenek hukukunu yani örf adet hukukunu kısaca açıklayınız. Fikrinizi yazabilirsiniz ya da söyleyebilirsiniz. Evet, teşekkürler. Yazılı olmaz. Asli kaynaktır. Teşekkürler Nigar. Başka arkadaşlarımızdan da alalım yanıt. Halkın ruhundan doğmuştur dedik, değil mi arkadaşlar? Şimdi hukukun yazılı olmayan ve asli nitelik taşıyan kaynağı gelenek hukukudur. Şimdi gelenek hukuku yetkili bir organ tarafından bilerek istemek konmuş olan kurallar değil de toplumda kendiliğinden oluşan kurallardır. Bu anlamda biz gelenek hukuk kurallarını herhangi bir yerde yazılı olmayıp toplumun vicdanından doğduğunu söylüyoruz. Yalnız yine altını çiziyorum arkadaşlar. Gelenek hukukunun bu şekilde oluşu kara arpası hukuk sisteminde daha çok karşımıza çıkıyor. İkinci sorumuz bilimsel içtihat doktrin ne anlama geliyor? Bunu yanıtlamaya çalışalım. Alalım yanıtlarınızı arkadaşlar. Ne demektir bilimsel içtihat doktrin? Örneğin şu kitap bir doktrin kaynağıdır. Şöyle gösterelim. Bakın. Türk Özel Hukuku, Aile Hukuku. Bu bir kitap. Hukuk kitabı. İpucu vermiş oldum. Evet, teşekkürler Rauf'a ve Nigar'a ve herkese. Şimdi, bilimsel içtihatlar hukukun asıl ve bağlayıcı kaynağı değil de yardımcı yani ikinci kaynağıdır. Ve bilimsel içtihat yani doktrin hukuk bilgilerinin hukuki konulardaki bilimsel görüşleri ve yaklaşımlarıdır. Nelerdir türleri? İşte makaleler, hukuk kitapları, çeşitli görüşler, şerhler, monografiler, içtihat derlemeleri olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geldik. Yersellik ilkesini ve kişisellik ilkesini açıklayınız dedim bu soruda. İki ilkeden bahsetmiştik dersimizde hatırlarsınız. Yersellik ilkesi ve kişisellik ilkesi. Yanıtlayalım bunu da. Şimdi kanunlar kural olarak ülkenin coğrafi sınırları içinde uygulanırlar. Bir ülkenin coğrafi sınırları içinde tabii ki. Bir devletin kanunları o devletin hakimiyet alanı ve sınırları içinde geçerlidir ve kendi vatandaşlarına uygulanır. Ama eğer kendi ülke sınırları içinde başka kişilere de uygulanabilir. Başka ülkelerin vatandaşlarına da uygulanmak durumunda kalır tabii ki. Şimdi bu anlamda yersellik ilkesi bir ülkenin sınırları içinde bulunan herkesi o devletin hukukuna tabi tutmaya yersellik ilkesidir. Yani yabancı, Türk fark etmeksizin herkesin bir ülke sınırları içinde bulunan herkesin o devletin hukukuna tabi tutmaya yersellik ilkesidir. Trafiğe giren bir yabancı Türk trafik kurallarına uymak durumundadır. Bunun gibi. Kişisellik ilkesi ise kişiyi nerede olursa olsun vatandaşı olduğu devletin ulusal kanunlarına tabi tutma amacını taşıyor. Yani evlenmeye, boşanmayla ilgili konularda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı bir çifti kişisellik ilkesi gereği boşanma ve evlenme ile ilgili konularda
Kişisel ilkesi gereği Türk hukuku uygulanıyor diyebiliriz. Şimdi dördüncü sorumuz, nişanlanma evlenme vaadiyle olur şeklindeki hukuk kuralı aşağıdaki hukuk kuralı türlerinden hangisinin kapsamında değerlendirilir? Bu şeklinde bir kuralla karşılaştığımızda hangi tür hukuk kuralıdır bu? Nişanlanma evlenme vaadiyle olur şeklinde eğer kanunda yer alıyorsa düzenleme nedir bu? A. Tanımlayıcı, B. Açıklayıcı, C. Emredici, D. Yorumlayıcı, E. Tamamlayıcı. Hangisine girer arkadaşlar? Ay, arkadaşlar teşekkürler. Genelde A yani tanımlayıcı olarak cevap vermişsiniz. Doğru cevap evet tanımlayıcı. Çünkü tanımlamış nişannameyi. Nasıl olur deniyor yani hangi tür bir hukuki ilişki nişanlanma olarak bahsedebiliriz? Eğer evlenme vaadi varsa evlenmeye ilişkin vaatte bulunulmuşsa söz verilmişse bu bir nişanlanma hukuki ilişkisidir. Teşekkürler cevaplarınız için. Son sorumuza geldik arkadaşlar. İfa zamanı veya sürenin son günü kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlarsa kendiliğinden bugünü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer şeklindeki Türk Borçlar Kanunu madde 93 kuralı ne tür bir hukuk kuralıdır arkadaşlar? Evet. Evet, cevaplarınız için teşekkür ederim. Yorumlayıcı hukuk kuralıdır cevap veren arkadaşların yanıtları doğru. Bu şekilde hani düzenlemeyle karşılaşırsak Borçlar Kanunu'nda var böyle bu tür kuralları. Şimdi şöyle ifa zamanı veya sürenin son günü bakın. Kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlarsa nasıl yorumluyor bunu? Şöyle yorumluyor. Kendiliğinden bugünü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer deniyor. Yani bir yorum getiriyor değil mi? O halde yorumlayıcı kuralı. Teşekkürler. Anlamışsınız konumuzu arkadaşlar. Şimdi bir özet yapalım. Bu dersteki öğrenimlerimizle ilgili olarak. Şimdi hukukun asıl kaynakları kendi içinde yazılı ve yazısız olarak alt bir ayrıma tabi tutuluyor. Ve hukukun yazılı ve asıl kaynakları anayasa, kanun, uluslararası sözleşmeler, cumhurbaşkanlığı, kararnamesi ve yönetmelikler olarak karşımıza çıkıyor. Yazılı olmayan asıl kaynak ise gelenek hukuku biliyorsunuz. Ve hukukun yardımcı kaynakları da içtihat hukuku oluşturuyor. Bu da bilimsel içtihat veya yargı içtihatı şeklinde karşımıza çıkıyor. Hukuk bilimiyle uğraşanların çalışmaları bilimsel içtihattı. Yargı kararları yani hakimlerin verdikleri kararlar yargı içtihatı şeklinde karşımıza çıkıyor. Yine hukuk kurallarının özelliklerinden bahsettik bu dersimizde. Şöyle ki her hukuk kuralının bir emir ya da işte aynı anlama gelir yasak içerdiğini söyledik. Bu kuralları uygulama bakımından emredici, tamamlayıcı, yorumlayıcı, tanımlayıcı ve diğer hukuk kuralları şeklindeki türlere ayırdık, sınıflandırdık. Yine kanunun uygulanmasından bahsettik. Şöyle ki soyut hukuk kuralının somut olaya ya da davaya ya da bir anlaşmazlığa uygulanmasına kanun uygulanması dedik. Yine hakimin hukuk yaratmasından bahsettik. Şöyle ki ortada soyut, yazılı ve yazısız herhangi hiçbir hukuk kuralı olmazsa hakimin kendisini kanun koyucu yerine koyarak hukuki sorunu çözmeye çalışmasından bahsettik. Diğer bir hakimin misyonu olarak da hakimin takdir yetkisinden bahsettik. Bu da ortada herhangi bir hukuk kuralı varsa hakim bu kurala Türk hukuku sınırları içinde kalarak hakkaniyete göre yani eşitlik, adalet, iyi niyet, doğruluk, dürüstlük kurallarına göre hakkaniyete göre karar vermesinden yani hakimin takdir yetkisini kullanmasından bahsettik en son olarak. Evet arkadaşlar bu hafta yapacağımız konular bunlardı. Sorusu olan var mı acaba? Altyazı M.K.
Sorunuz varsa alabiliriz. Vaktimiz var. Evet arkadaşlar. O zaman hepinize teşekkür ediyoruz dersimize katıldığınız için. Siz de sağ olun. Şimdi benim size tavsiyem derse katılmadan önce o hafta işleyeceğimiz konuyu önceden bir okur hazırlanırsanız inanın size çok faydası olacaktır ve hani ders daha kalıcı bir halde sizde yerleşecektir. Daha rahat öğreneceksiniz yani. Hepinize derse katıldığınız için teşekkür ediyorum.